50M yolundaki maceramız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Panther 2 tankıyla 8. seviyedeyiz. 9. seviye E50 tankı için mücadelemiz, kapışmalarımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Sevmediğim bir harita. Çok açık alan var. Oynamayı da bilmiyorum. Burada doğrusun diyormuş. Evet. Yani zorlanıyorum açıkçası. Şimdi bu tankla önceden de bahsettim. Yani zırhına göre çok ağır bir tank. Çok zırhı yok ama aşırı ağır bir tank. Bu yönden. O yüzden yavaş gidiyor. Hızı yani bir anda hızı, bak, 35'te gidiyor mesela. Şu an VZ şey öndeki tank avcısı benden hızlı gidiyor. Düşünün yani. Belki zırh dengesi aynıdır veya benden biraz iyi de olabilir. Bilmiyorum ama sonuç olarak bu gariban tank böyle bir işkence yaşatıyor bana. Ben daha yavaşım senden diyebilirim neredeyse. Yok, o kadar da değil. Bu baya baya yavaş bir tank. Neyse. Bununla bu haritada genelde böyle pusarak düşmanı avlamaya çalışıyorum. Bakalım bir şeyler yapabilecek. Mesela 430'u harika bir tank. Yani. Övelim. 430'u gördükçe övelim. Kendisinin hücuma geçmesini isteyelim. Gitsin bir spot yapsın, bir şey yapsın. Ondan sonra belki bir şeyler yaparız. Biraz daha ilerleyeyim bakayım. VZ de peşimde. Kötü yani, buraları izliyorlarsa bu ağaçların devrilmesinden benim burada olduğumu anlayacaklar. Şu an tankımız gayet iyi bir şekilde saklanıyor. Aha! Çok güzel ha. İyi, bir tane hasar verdik bedava. Görmüyorsunuz bunu daha. Aha! Tek ben diyecektim. Ha, vurdular. Güzel. Bu tank haddini bilmesi gereken bir tank. Hızlı değil. Dediğim gibi zırhlı değil. O yüzden ben spot yapmak için çıkamam. En önde de savaşamam. Böyle arkada elden geldiğince biraz tank avcısı gibi savaşacağız. Topumuzun isabet oranı sayesinde maça destek vereceğiz. Bak, böyle bedava hasarımızı aldık. Evet abi. Sağ olsunlar. İşte spot yaparlarsa böyle maçı kopartabiliriz biz. IS-3A'yı niye vuramıyorum ben? O bence yeterli. T-110E4'ün yalnız olması. Bir şey gerek yok ki. 30 kişi orada ne yapacağız? RK spotu yedi. Otuz kişi zaten olamayız. Hadi be! Ya adamlar fırsat bırakmıyor. Güzel. Çok güzel. Aha! Beni de gördüler. Haydi buyurun. Defender'a bak ya. Durdu, beni vurdu, değil mi? Hayatı sorguluyor. Tamir edelim de. Oo, 110 E3 mü? Bunu paletine falan sıkayım en azından da. Hani oraya denk getirme şansım zor. Paletine sıksam. Şurada bir açı var. Dur bakalım, deneyelim şansımızı. Problem değil. Tamam. Çok güzel. O harika. Buradan sonrası şey mermiyle... Zaten mermi kalmamış. Altın mermi. Problem değil. Yukarıda E50 tankı var. Öldü gerçi. Tüh. Ya bir iki dakika yaşasaydın da ölseydik be kardeşim. Hemen ölüyorsunuz. Ondan sonra övmeye fırsat kalmıyor. Şuraya bak abi. Tank çöplüğü. 430 da burada ölmüş.
Ben burada fazla görünmeyeyim. Böyle kalayım. Görmedik. Görsek alırdık zaten onu. Adam sahnesinde öldü ya. Yazık oldu. Kaçma kaçma dur. Dur dur son vuruş yapayım. Şu an biraz daha rahatız. Type 4 heavy eğer şu tepeye çıkarsa. Aha. Beni rahat vurur. Diyeceğim şey oydu. Çok güzel. Bak bedava. O hasar veriyoruz. Harika. Hadi be. Çok kötü gitti ya. Alacağından değil de rastgele atış yap. 2100 çok iyi. Çok iyi hasar abi. Spot hasarı anlamında söylüyorum. Spot ve tabi paletten dolayı hasar verdirdik. Gayet iyi puanlar bunlar. Deneyim puanımız iyi olacak. 2x geldi mi 55.000'lere doğru çektik gerekli puanımızı. E50 için yavaş yavaş parayı kasmak problem değil. Sürekli söylüyorum. Premium tanklarımız var. Aslanlar gibi. Vursalar da yine bana puanı parayı verecek zaten. Bak vurabilir mi? Onu da ben vurdum yine. Çok iyi. Bir tane daha vurursan. Takım iyi takım olunca oynanabiliyor yani bu haritada. 130'u ben buldum. Yazın bana yazın abi. Bol bol. Çok güzel. Type arkasına dönmüş gidiyor. Yanına girebilirsem eğer. Bakayım döndürmüyor taretinde. O çok iyi. Bedava hasar. Beni vurmamak için bak şimdi bu atışta yapamıyorlar ha. Hadi be. Kim o? Kim vurmuş? T28 ha. Güzel. İyi maç oldu yalnız. Gayet yüksek bir deneyim puanı kazanacağız. Kişisel deneyimlere açsaydım çok çok iyi bir puanla ayrılacaktık ama bu da idare eder tabii. Bir 3000'i görür herhalde. Ekstra çünkü kendi de katkı veriyor. Bu kadar spot hasarı, damage hasarı. Damage hasarı yalnız. Deneyim mi diyelim. Güzel 3300. Aynen. İyi puan. Şu an deneyimde birinciyim hatta. Yo ikinciymişim. 430'u dünyanın hasarını vermiş. Şuraya görmedim tabi direkt. Bu şekilde bak. Aşağıdakiler zaten nasıl geçsin ya. Güzel. Şunun altın mermisini arttıralım da. Biraz daha altın mermi olsun. Maç içinde lazım oluyor bazen. Kaç bin kalmış? 55 bin. Bir de şu da var tabi. 57 bin falan. Zaten 40 bine indi mi 40 binden sonrası hızlı geliyor. Hemen 50'yi alırız. Video dışında da tabi oynayacağım ben. Bu sefer ama şey yapacağım. Geçen E100 serisinde onu yapmadık. Ama şöyle oldu E100 serisinde. Ben deneyim puanını aldıktan sonra uzun bir zaman para kasmak zorunda kaldım. Ondan sonra tank aldım. Ama bu sefer öyle yapmayacağım. Tanka yani paramız yettiğinde o videoyu da çekeriz. İşte tank alıyoruz diye. İlk maçımızı da birlikte yaparız. Çıkarız bakalım neler olacak diye. Onu da heyecanlı yaşamış oluruz diyorum. No artı diyor. Çok iyi. O zaman buraya yardıracağız. Dedikleri gibi. Bence oyunda artı sınırlaması olması lazım. Şu an 3. Bence yani düşürmeleri lazım diyelim. Doğru tabir. Bir tane her maçı bir tane topçu çıksa daha iyi olur. Bence. Ama onu da tabii ki eşleştirme sistemini yapmak çok ciddi bir problemdir. Zamanla bilmiyorum belki sistem oturtulabilir. Ama mesela bu maçta da bir tane olsun en azından diğer maçlarda. Şimdi 3 tane artı oldu mu? Bir de bazısı şarjörlü falan bir şey oluyor.
5-6 tane artı yağmuruna tutuluyorsun. BC mi? Ha. Hoş olmuyor yani. Oyundan aldığın zevk bitiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Anlamı da kalmıyor. Yani diyorsun oynamayayım bir daha bunu. Diyemiyorsun. Yani diyorsun sonra oyunu bırakamıyorsun anlamda. Oynuyorsun. Keyifli bir oyun çünkü. Ya yeri geldi mi tabii ki kanser ediyor ama. Şimdi bu online mücadele, strateji keyifli oluyor. Tabii ki şansın da gerektiği noktalar da var da. Progetto. Progetto benim vuruş açımda gibisin sen canım kardeşim. Doğru mu? Doğru. Bak çok kötü bir atış yapmama rağmen vurdu ve hatta adamı palette bıraktım. Çok iyi be. Başka kim var? Ha. Dur, gitme bir yere. Tamam. İşte bu. Orada dur. Dur ya. Neyse öldü zaten. Ya ölüp gidecekse o problem değil. Durmasına gerek yok. Gerçi ölmedi değil mi? Daha yaşıyor. Mu. Obje 250'de. O, tamam o öldü ya. Tamam bu başka biri. Başka bir arkadaş. Evet, Artin'in olmadığı bu maçta takımımız çok iyi bir şekilde açık alanda ilerleme sağladı. Maçı kopartma yolunda önemli bir adım bu. Öbür tarafı da ağır tanklar biraz tutabilirse biz burayı bitirip geldiğimizde maçı bitireceğiz. Burada da bir obje 257 kalmış. Onların hepsi şeyde herhalde geri kalanı oyuncuların. Şehirde. Beni kim spotladı? TVP var. Yandık abi. Yandık abi. Ha. Ben orada objeyi bitireyim diye gittim. TVP beni yiyecekti az kalsın. Tamam buradan sonra bekleyeceğiz geride artık. Hiç ilerlemeye gerek yok. Beni kim spotluyor şimdi? VT mi yine? Ha. Demek sen beni vurursun ha? Rövanş geldi. Gitme bir yere. Gel buraya. Ya maç dönüyor yalnız. VT çok pis bana bakıyor var ya. Bir yakalarsa 9. seviye mi bu? 700 hasar verir gider valla. Hiç affetmez. Bizim ağırlar öldü tabi orada. Geri çekiliyor takım. Ben buradan geri çekilirsem ki herkes geri çekiliyor gibi. Ölürüm abi ben buradan geri çekilirsem. Tortoise gitsin destek versin VZ'ye de. Biz bence buradan ayrılmayalım. Yine biri spot yaptı. Ya ben gidiyorum buradan. Ama vurulacağım yani. Ona eminim. Burada yaşayamayacağız. TVP beni alacak birazdan. Biraz daha uzaklaşayım da şuna arkama alırsam. Ne yapıyoruz? Geriye çekileceğiz. Nereye gidiyorsunuz diyor. Adamlar şeyi almaya çalışacak. Base'i. Çünkü burada şimdi ne spot yapabileceğiz karşı tarafa ne de yarabileceğiz hattı. Çünkü zırhsız tanklarız hepimiz. Bir Tortoise var hırsız yani zırhı olan. O da öyle orada bekliyor zaten. Senin olayın gidip onu basmak, biçmek. Canım kardeşim. Ben seni vurabilecek miyim acaba? Aha IS-3. Spotlamazsa.
Çok güzel. Hadi onu alırsan biraz rahatlarız en azından. Çok iyi. Rastgele attım. ISCD'yi ben vurabiliyor muydum ya? TRP gidiyor. Efsane bir takımız bu arada. Geri çek. Yapacak bir şey yok. VZ. Niye sövüyorsun ki VZ? Lambur lumbur dalıyorsun. Şimdi ben de sana kızacağım bak. Burada yapabileceğim bir şey. Tortoise tankını almaya gelecek bir TVP'yi. Zaten tek vuruşluk canı vardı. Onun işini bitirmek. Ama T10 ve IS-7 muhtemelen buraya geliyorlar. Type da buraya geliyor. Vay be. Bunun... Başka türlü denemeyiz bunu. Hadi, hadi durma, durma, durma. Hadi be. Gördü Çok güzel. Ben şunu destek vermedim değil mi? Hata yaptım orada. Neyse. Deneyeceğiz şansımızı. VT arkada destek verecek. Kuvvetle muhtemel. Heh, spotu da yedik. ISCD'yi buradan vurabilirim diye düşünüyorum. Hadi be. Olmadı. Ya böyle bir şanssızlık olmaz ya. Ya onu vurayım vurmasına da. O da beni vuruyor. İyi hadi şansımız bu sefer yaver gitti bak. Şimdi benim için burada tehlike TVP abi. Bunu alırsam eğer şaşkada. Aslında iyi direndik de. Öldüm. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse. Gerçi maçın sonunu izleyelim mi? Gerek var mı? Bence gerek yok. Hadi vur onu. Çok güzel. Bir şans var. Bir şans var. VT vurmaz ve sen onu alırsan. Yapma bunu ya. Yapma bunu ya. 13'e 11 olacaktı skor. VT'yi 430'u her türlü hallederdi. 13-12. Type zaten çok sıkıntılı bir tank. Onu spotlayarak rahat rahat yani alırlardı. Tüh. Maçı alma şansımız vardı da direkten döndük. VT bu işi tek başına halledemez diye düşünüyorum. Bir tane Type 5, bir tane Type 4. Maç bitsin, bu video sona erer. Bir sonraki maçımıza Panther ile yine ben devam ederim. Üçüncü bölümümüzü gerçekleştiririz. Güle güle dostum. Aa, 500'lük top mu varmış bunda? Sağlık olsun. Üzücü bir son oldu.